oyunculardan. Mağla Çeba eski bir Kastamonu Belediyeli. Geçtiğimiz sezonu Kastamonu Belediye'de top koşturarak geçirmişti. Tunuslu Mağla Çeba efsane bir isim aslında. Çok deneyimli bir isim. Nima ve Viborg'da Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermişti. Kadınlar Handball Süper Kupa mücadelesindeyiz. Emine bıraktı. Serpil şimdi. Kastamonu Belediye ilk hücumda. İlk golünü arıyor ama Serpil'in atışı yanağlarda kaldı. 2,5 dakikada 3. sayı gelir mi? Yasemin Çeba boşluğu buldu. Mağla Çeba eski takımına ek sayısını kaydediyor ve yeniden maça denge geliyor. 6-6'lık skor var. Betül'ün pası yerini bulmadı. Betül araya girdi Mağla Çeba. Öne geçme şansı Yalıkavak için. Çeba Merve ile karşı karşıya, atış topu ağlarda. Mağla Çeba da geçtiğimiz yılı Kastamonu Belediye formasıyla geçirdi. Daha önce Nima'da ve Viborg'da top koşturmuştu. Tunuslu Mağla Çeba takımını öne geçirdi. Top çeviriyor. Eda Çeba. Çeba'nın atış topu ağlarda. Mağla Çeba hiç beklenmedik bir anda gönderdi topu. Bak yeniden 4'e çıktı. Mağla Çebah'ın da toplamda 3. sayı dönüyor. Betül bu arada bıraktı Burcu. Mağla Çebah şut imkanı vermiyor. Belediye savunması. Maçın başından bu yana 6-0 savunma devam ediyor her iki ekipte. Bu arada pasif uyarısı da devam edecek. Mağla Çebah'ın atış topu ağlara gitti. Mağla da toplamda 4. golünü kaydetti. Farkı Kavak. 5 kişilik savunma karşısında Kastamonu Belediye. Bir faul. Mağla Çeba. Betül'ün müdahalesi. Pasif yarısı. Mağla Çeba kritik anda golü buldu. Mağla Çeba da beşledi. Onunla Yeliz'le paslaştı. Destek geldi Yasemin Özgür'den. Tekrar Yeliz. Çapraz geçişler. Kübra. Mağla Çeba. Çeba ve top ağlarda. Mauna 6. sayısını buldu. Yeliz Özel ve Yasemin Özgür paslaşması. 6-0 savunma devam ediyor. Kastamonu da bu arada pasif yarısı. 4 pas hakkı var ama Mauna Çeba uzaklardan denedi ve golü buldu. Farkı tekrar 4'e çıkardı. Tunuslu izliyoruz. Tam da pasif yarısı gelmişti. O kadar uzaktan bir atış ki şöyle söyleyelim. Çapraz geçişler. Eda şimdi merkeze ulaştı. Şimdi Mauna'ya bıraktı. Mauna'nın kanada pası. Yasemin açıyı düzeltti ve gol attı. Yasemin. Perihan bıraktı. Çapraz geçiş. Kübra. Mauna Çeba. Atış top ağlarda. Merve'nin müdahalesi yeterli değil. Mauna Çeba. Yine 6-0 savunma Kastamonu Belediye'den yansıyan. Eda Nur sol. Perihan sağ oyun kurucu noktasında. Mauna. Mauna yine uzaktan denedi ve golü buldu. 9. sayısı Mauna Çebah'ın. Eski takımına 9 gol attı şu ana kadar. Mauna Çeba. Eğer kale çizgisinden terk etseydi. Hücum Kastamonu'nun olacaktı. Atış topu ağlarda bu kez Mançiş golü buldu. Mauna. Kaleye baktı ve topu ağlara gönderdi. Mauna Çeba da çift taneye ulaştı. Mauna Çeba farkı 7'ye çıkardı. Hücum yapmıyor Kastamonu Belediye. Süper Kupa Armada Praxis Yalıkavak. Muhteşem bir sevinç. TFF Spor Salonu'nda Ankara'da başkentte kazanan Yalıkavak olduğu Muğla ekibi tarihinde ilk kez Süper Kupa'yı kazanmış oldu. Dengeni yaptı Kastamonu Belediye. Ve maçın en değerli oyuncusu Mağla Çeba seçiliyor. Tunuslu oyuncu toplamda 10 gole imza attı. Özellikle ikinci yarıya damga vurdu Mağla Çeba. Eski takımına karşı oynadı. Maçın en değerli oyuncusu da Armada Praxis Yalıkavak'tan 20 numaralı formasıyla Mağla Çeba seçildi. Ödülü Zeki Beylivan veriyor. Türkiye Handbol Federasyonu Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan ödülü takdim etti. Mağla Çeba takdim. Zehra Oğuz az önce görüntüye yansımıştı. Şimdi iki kardeş Gözde Seven ve Buket Seven
ödüllerini alıyorlar. Madalyalarını boyunlarına takıyorlar. Armada Praksiyalı Kavak oluyor. Tebrik ediyoruz bizler de. Şampiyon Armada Praksiyalı Kavak. Sezona kupayla başlıyor. Muğla ekibi önemli bir başarı imza atıyor. Tarihli ilk kez Süper Kupa sevinci yaşıyor. Armada Praksiyalı Kavak. Tekrar tekrar tebrik ediyoruz bizler de. Tüm oyuncuları, teknik ekibi, yönetimi aynı şekilde ki Armada Praksiyalı Kavak yönetimi de yeni değişti ve sonuç olarak yeniden yeni bir sayfa açıldı. Bakalım